arkadaşlar. Bu akşam sizinle yine bir skor kitabı yapacağız. Ama bu kez son derece hafif bir takımla yapacağız bu avımızı. Aslında ideali biliyorsunuz minimum 1-5 gram ama genelde 1-7 gram ya da 1-10 gramlık bir LRF kamışı olmasıdır. Ama bu Micro Game Savage Gear'in Micro Game 1-3,5 gram atarlı kamışıyla dün de bir tatlısı avı yapmıştım. Onunla devam edip size aslında ideal olmasa da bu takımla iskorpit ve benzeri istavrit gibi avların da yapılabileceğini göstermek. Önce bugün size aslında serbest ağırlıkla offset iğne ile kurulan takımı göstereceğim. Liderim çok uzun değil ama yeterli olacaktır. Zaten gösterim amaçlı yapıyorum. Biliyorsunuz amaç bilgiyi paylaşmak, yoksa avı ne kadar işte becerikli olduğumu göstermek vesaire diye. Bunu yıllardır yapıyorum zaten, bu tür bir avı. Biliyorsunuz ilk iki videomuzda sizinle mafsallı ağırlıklar, Cikarik ile av, bu göstermiştim. Bu kez offset iğne ile kurulan serbest kurşunlu takımı kuracağız. Makinamız Siena 500 03 PE şekerli ipimiz var. Şu şekilde sahte kutundan da satın alabileceğiniz şöyle kurşunlarımız var bizim arkadaşlar. Ortası delik olan, işte 3 gram, 4 gram, 2 gram, 5 gram şeklinde devam ediyor. Aslında olay, görebilirsem gözümle takayım. Kurşuna sivri tarafı makineye bakacak şekilde liderimizi geçiriyoruz. Şu şekilde arkadaşlar kurşun akıyor. Önüne ve arkasına stopper koyarak belli bir uzaklıkta, iğneden belli bir uzaklıkta olmasını sağlayabiliriz ama gerek yok. Bir tane offset iğne çıkaracağım şimdi. Bakalım ne gelecek elimize. Hadi Worm 777 geldi elime. Onunla devam edelim ama Worm 310 olabilir. 401 olabilir. Worm 401 LE olabilir. Ya da Shank IVG, yani Extra Wide Gap olabilir. Bunlardan birini kullanabilirsiniz. Olay aslında mafsallı offset iğnemizi kurşuna geçirdikten sonra hiç fır döndü falan takmadan, gözüm de çok görmüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle gezer kurşunumuzu taktık. Şu şekilde hareket ediyor. Stopper'la da belirli bir uzaklıkta şey yapabiliriz iğnemizi, kurşunumuzu. Offset iğnemizi 2 numara Worm 777. Bir tane şuraya iğneyi Uninot'la bağlayalım. Liderimiz 0.16 mm, 1.5 kilo çekerli DS. Ben genelde 0.16 kullanıyorum. Pek çok avımda yeterli oluyor arkadaşlar. Şöyle ıslatıp iğnemizi bağladık. Ucu biraz fazla bırakıyorum. İğne düğme tam dokunamasın rahat rahat diye arkadaşlar. Şu şekilde. Takım şu. Şimdi sahtemizi uygulayacağız. Ne uygulayalım sahte? Soft Tail'in bu sefer arkadaşlar 67 mm'sinin
Chartreuse rengi. Bu UV'li arkadaşlar aynı zamanda. O hastan. Bir tane çıkarıyoruz. Offset iğnemize biliyorsunuz nasıl takıyorduk. Bakın kuyruğun üst tarafı burada yassı arkadaşlar. Eksantrik bir yapısı var. Uçtan giriyoruz. Dönüyoruz. Çenteye oturtuyoruz. Ve arka taraftan tam ortalayarak şöyle uygulamamızı yapıyoruz arkadaşlar. Kalama ayarımızı da yaptık. Gözümüzü çıkaralım ki uzağa görebilelim. 1-3,5 gram atarlı arkadaşlar. Kamışımızla Micro Game Savage Gear. Bu akşamın son ışıklarında. Saat şu anda 8:20 var arkadaşlar. Carolina Rig'li. Bu serbest olarak arkadaşlar. Dibe iyice gitmesini bekliyorum. 3 gram kurşunun 4 gram da olabilir. Akıntının ve derinliğe bağlı olarak. Dibi bulduk. Artık sahtemizi kurşunun hemen arkasına serbest şekilde yüzdürüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Tabii büyük bir balık gelirse 1-3,5 gram atarlık kamışla yukarı kaldırmaya çalışmayın arkadaşlar. Misina'yı elinize tutup kaldırmak her zaman belinde olacaktır. Dibe bırakıyoruz. 0.3 pi 1.5 kilo çekerli ipimiz ve arkadaşlar son anda kaçtı. Ve arkadaşlar aldık balığı. Bu bölgede genelde iskorpitler iri olur. Oldu ki olmaz. Şöyle at tutanı balığımızın görelim. Size balığımızı gösterelim. Şu şekilde arkadaşlar. Çok verimli bir sahte bu şey. Soft tail arkadaşlar. 66 ve 77 mm diye iki boyu var. Evet, sahtemizi kurtardık. Balığımıza teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz avımıza arkadaşlar. Biraz ilerleyelim. Evet, tekrar takımımızı gösteriyorum size. Şu şekilde 2 numara Worm 777. Ortadan çıkarıyoruz sırtından. Sahtemizin gezen kurşunumuz. Şu şekilde. Umarım gözüküyordur. Sahtemizi akıntının hemen üzerine bize ne taraftan geliyorsa o tarafa doğru atıp arkadaşlar dibe inmesini bekliyorum. Offset yine dibe takılmayı minimize ediyor. İnci bir takımla hem hassasiyet hem de dibe hızlı varmayı sağlıyoruz. Bir 3,5 gram atarlı kamışla da gördüğünüz gibi doğru takımdan balık tutmanız, balık kandırmanız mümkün. Bas, tamam mı? Serbest olduğu zaman arkadaşlar yem çok inandırıcı oluyor tabi. Atladı iki kere balık. Alamadık henüz. Ve bir tane daha kandırdık iri arkadaşlar. 1-3,5 gram atarlı kamışımızı çok zorlamadan balığımızı suyun üzerine önce çıkarıyoruz. Büyüklüğüne bakmak lazım. Evet.
su yüzeyine çıkardık balığımızı. İriymiş. Bu durumlarda arkadaşlar ben genelde şöyle yapıyorum. Misineyi alıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Şu şekilde suyun üzerine alıyoruz. Kamışın ucuyla kaldırmıyoruz arkadaşlar balığı. Şu şekilde arkadaşlar. Gezer kurşun. Bakın kurşun bu şekilde oynuyor. Ne kadar verimli olduğunu görüyorsunuz. 3 gram 4 gram yeterlidir arkadaşlar. Çok sığlık olursa 2 gram. Bunu tatlı suda da kullanabilirsiniz. Worm 777 de balığına zarar vermeden hemen dudağına tasmalama yapmamızı sağlıyor. Bakın sahtemiz ne kadar etkili. Chartreuse. 7-8 rengi var arkadaşlar bunun. Bakın takım şu şekilde. Bakın kurşun tam dibinde. Ama kurşun misinin üzerinde, liderin üzerinde gidip geliyor. Bu en doğal sunumu yapmanız. Önüm 1,5 metre civarında kayalık bir bölge arkadaşlar. Siena 500 gördüğünüz gibi iyice oturdu. Dün bayağı bir balık tuttuk. Bu kamış ve makineyle. Dibi bir kere indiriyorum. Sonra arkadaşlar dipten yaklaşık 20 santim, 10 santim yukarıdan sahtemizi kayaların üzerine akıtıyoruz. Alttan gelip atlıyorlar balıklar. Arkadaşlar Worm 310. Evet, uygulayabileceğimiz 3. tür, hatta 4. tur oldu galiba. Ne yaptık sizle? Shank EWG geniş ağızlı offset iğne. Worm 777 yaptık ve Worm 401 yaptık geçtiğimiz videolarda. Yani tatlı su levreğinde Worm 401 yapmıştık. Bir tane yine gezer kurşun alıyoruz arkadaşlar. 3 gram. Burada yeterli. Demin sizden zamanınızı fazla çalmadan liderimi yeniden bağladım. Demin dibe takılmıştı. Ve ne yazık ki kaybettik iğnemizi. Şöyle hemen bir kez daha size gezer kurşunu ince tarafı yani sivri tarafı yukarı bakacak şekilde makineye doğru gidecek şekilde takıyoruz. Şu şekilde gezer kurşun oynuyor. Bir tane iğnemizi çıkarıyoruz. 4 numara. 4 numara aslında küçük bir iğne. Onun için küçük bir sahte kullanmaya çalışacağım. Hem profili küçülttüğümüzde dibe takılmayı da azaltacağımızı düşünüyorum. Hemen şöyle misinemizin ucunu bulalım. Şöyle arkadaşlar. Bir tane uni not atıyorum buraya. Evet şöyle 5 tur içinden halkadan geçiriyoruz şöyle hızlıca. Hemen halkayı tamamını ıslatıyoruz, takıyoruz. Şimdi 4 numara küçük bir iğne arkadaşlar. Onun için küçük bir sahte kullanacağım. Bakalım ne çıkacak. Assa diye bir modeli var arkadaşlar. Bakın 53 mm bu. Muhtemelen UV'si vardır bunun da. Bakalım. Machine Oil zaten UV'li bir model. O hasta. Kutusu son derece korunaklı. Bir tane kurt alıyoruz arkadaşlar. Paketine koyuyoruz tekrar. Bakalım. Worm 310'la bu küçük sahteyle balık kandırı. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Uçtan giriyoruz şöyle. Hemen çıkıyoruz tersten. Şu offset iğnenin çentiğine oturttuktan sonra hemen arkasından arkadaşlar tam da bu iğneye uygun 55 milimetrelik sahte. Bakın böyle çok minimalist bir sunum. Evet gezer kurşunumuzda şöyle. Evet şöyle bir sunum arkadaşlar. Şunu biraz daha germeden yapalım. Evet. Şöyle bir sunum. Bakalım balık kandırabilecek miyiz?
sahtemizi. Televite akıyoruz arkadaşlar dipte. Bu kurdu gören Discord'un atlamasını bekliyoruz. Biraz daha dibe bırakıyorum. Hemen kaldırıyorum dipten hafif. Bakın televite akıyoruz arkadaşlar. Sahte biraz küçük geldi. Yani 50 milimetreler tabii biraz iddialı küçüklük olarak. Biraz daha büyük bir sahte kullanmak lazım. Ya da kolları bacakları oynayan bir şey kullanmak lazım gece dikkatini çekmek için. Muhtemelen kandırırız ama daha zorlanırız bu tür sahtelerde. Çünkü önünde bir ultraviyole mafsalı falan da kullanmadım. Oldukça doğal. Tam gözünün önünden geçmesi lazım iskorpitin. Bu tür az küçük boyutlu bir sahtenin. Ama mutlaka göreceklerdir. Onu söyleyebilirim. Bakalım. Dibe tekrar bıraktım. Ve arkadaşlar az sayıda da bir tane kandırdık. Mikro game'in oldukça dayanıklı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar kamışın. Böyle zayıf bir kamış değil kesinlikle. Bakın gördüğünüz gibi. Bu ne? İskorpit. Ya Allah'ın yarattığı şey çirkin olur mu ya? O da bize bakıp çirkin diyor belki. Tabii. Olabilir mi? Işıktan göremiyor seni. Evet. Şöyle. Kayar kurşunumuzu takıyoruz liderimize. WOM 401 arkadaşlar. 4 numara kullanacağım. Gezer kurşunumuzu liderimize geçirdik. 4 numara WOM 401 LE. Bu iğnenin LE olmayan modeli de var arkadaşlar. Şöyle liderimizden geçirip bir tane Uninot yapıyoruz. Taze liderimize. Şöyle 5 tur yapıyoruz halkamızdan. Düğümüzü ıslattıktan sonra takımımız hazır şöyle arkadaşlar. Şöyle. Şimdi buna ne takalım? Kutuda bir live yabik koyuyordum arkadaşlar. Pro Lure'ün kerevit. Çok üst seviye bir sahtedir. 65 milimetredir bu. UV özellikle. Kerevit daha önce kullanmışım. Hatta balık tutmuşum bununla. Bakın kafasını da koparmışım. Genelde ben arkadaşlar olabildiğince sahteleri ziyan etmeden kullanma taraftarıyım. İyice kullanılmayacak hale gelene kadar sahteleri şöyle bir sunum arkadaşlar. Şöyle döner kurşunu. Bu bayağı eskimiş bu sahte. Biraz daha koparacağım sahtenin ucunu. Çok önemli değil. Mühim olan çenteyi iyi oturması. Oturtamadım. Şöyle yapmak lazım. Evet şimdi oldu. Ortasından girip şey yapmak lazım. WOM 401 arkadaşlar yarı offset bir iğne.
Bu tür böcekler için çok uygun. Sahtemizi dibe indiriyoruz. İskorpit avında arkadaşlar 60-65 santimden aşağı kullanmamaya çalışın. Çünkü gözükmesi lazım. İskorpit büyük ağızlı. Uğraşmaya değecek bir sahte olduğunu görmesi lazım. Dibe bıraktık. Olabilecek en doğal sunum arkadaşlar şu anda yaptığım. Kerevit. Bunu artık o kerevit mi görür? Yoksa işte karides gibi mi görür? Ne görürse, ama UV olduğu için zaten görecektir. Gördüğü zaman da atlayacaktır arkadaşlar. Balıklar hiç bırakmaz. Bakın hemen aldım arkadaşlar. Bu kadar kolay. Şöyle arkadaşlar. Biraz ilerleyeceğim. Devam edeceğiz. Kaç balık aldık biliyorsunuz. Tekrar gösteriyorum. Şu ışığı bulunca şöyle bir çekeyim dedim. 3 gram. Yüzer kurşun, oynayan kurşun. 0.16 liderimiz var. Prolure Live 7. Ne modeliymiş bu arkadaşlar? UV Pumpkin Seed. Bunlar hep UV özellikli olduğu için son derece başarılı sahtelerdir. Üst seviye çupra sahteleridir arkadaşlar. Çupra, eşkina vesaire çok rahatlıkla alınabilecek sahteler. Worm 401 yarı offset iğnemiz var. Geniş delikli. Bunun dar delikleri de var meraklısına. Şu anda bu vardı. Şöyle uçtan gidip arkadaşlar şöyle çenteye oturtuyoruz. Sahtenin çıkacağı yeri tayin edip böcek şeklindeki bu sahtemize şu şekilde uyguluyoruz arkadaşlar. Siena 500 makinemiz. Burada çok verimli avlar yaptım yıllardır. Eğer balık tutma garantisini istiyorsanız, iskorpit ve eşkina tarzı balıklardan hoşlanıyorsanız bu noktadan başlayabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Siena 500 ile 0.3 PE Unitica ip kullanıyorum arkadaşlar. Night Game. Tam bu tür avcılık için uygun ip. Şöyle 30-35 derece açımı yakaladım. Dibe yakın. Sahtemi dolaştırıyorum arkadaşlar. İyice dibe bırakıyorum. Burada hep dipte bir anorfor vardır. Ve buradaki balıklar da eşkina burada çok aldım. Ve iskorpitler hem iridirler hem de avlanmak için bu noktada bulunurlar. Bakalım kandırabilecek miyiz? Kayıt esnasında. Selamünaleyküm abi, rast geldin. Sağ olasın. Bu light skin diye geçiyor değil mi? Bu LRF diye geçiyor. Çok tutuyoruz da, onu da bir ara ben merak saldım. Bu çok ince takımda. İskorpit, eşkina, işte çupra olsa çupra, burada ne varsa tutmak için farklı bir şeyler denemek istiyorsan tavsiye ederim. Bak mesela burada güzel, görüyor musun? Kurşun var. 3 gram. 3 gram sadece. Offset'i yine böcek gibi bir plastik. Her türlü kurt vesaire olur. Ups. Ya tam alacak, sonra vazgeçti. Bu tabi çok hafif. Ben çok meraklısıyım. Bu 1-3 gram mesela. 3 gram atıyor bu kamış. Çok incedir. İp de çok ince. Bana dediler ki 0.8'lik al dedi. Ama işte gerçek 0.8 almak lazım. Kaliteli ip lazım. Bak aldı, görüyor musun? Neden? Balık çünkü bıraktı. Olabildiğince doğal görüyor. Yani çok düşük gramaj olduğu için böcek gibi görüyor onu. Siz canlıya mı kullanıyorsunuz?
mı? Yok işte bu plastik. Silikon. Babam ne diyor? Boğaz'da yoktur falan. Ben de sizi görürüm. Bir meraktan bir İşte eşkine var burada. İskorpit var. Dibe etmesi lazım. Yok yok, hiç öyle bir şey yok. Bu kamış 350 lira. Makine 350 lira. En ucuzlarından bunlar. Bakma sen afille gözükmesine. Ha? Makine ne? Bu 500'lük makine bu. Yani senin bu kadar, senin 1000'lik ya da 2000'lik alman lazım. Ben meraklısı olduğum için alıyorum. Bu olabilecek en ince takım şu anda. Benim çok malzemem var. Yani bu işi yaptığım için, ticaretini de yapıyorum. Ama yani 1000'lik makine alacaksın. 1.7 gram atarlı da kamış alacaksın. Bu kadar ince olmasına gerek yok olayın. Kırarım zaten. Kırılmaz, kırılmaz da yani küçük gramaj atman lazım. Aleris vardı galiba. Aleris. Evet, olabilir ama ben Shimano'dan şaşma derim. Oku. Mesela bu Shimano'nun en ucuzlarından. 10 numara makine. Bunun 1000'liğini al mesela, Siena 1000. 350 lira, 400 lira arası bir şey. 380 lira mı ne? Daha yeni aldım hatta. Gayet güzel. Ama hedef balığı yani almış olmak için almamak lazım. Ne yakalayacaksın? Buna ne kadar zaman ayıracaksın? Parayla ilgili değil olay. Yani hoşlanacağım mı hoşlanmayacağım mı, o önemli. İşte ama hedeflemen lazım. Mesela ben dip balıkları seviyorum. Tatlı suda avlanmayı seviyorum. Sen şimdi lüfer sarı kanat istiyorsan, herkes onu ister. Bununla onu yapamazsın. Yani rahat yapamazsın. Burası uygun değil o kadar. İstavrit alabilirsin. Yani onun da şeyleri var. Hepsinin yemi ayrı ama. Hepsinin silikonu ayrı, iğnesi ayrı, ağırlığı ayrı. Renkli renkli borular var. Hepsi. Evet. Hepsinin yeri ve kullanım yeri ayrı ama araştırman lazım. Öyle hani başladım oldu öyle değil. Şimdi iskorpit böcek seviyor. Tamam mı? Karides seviyor. Kurt seviyor. Ona onun gibi bir şey atıyorsun. Bu attığın plastik UV'li. Mor ışığı koyduğun zaman parlıyor dipte aslında. Biz onu görmüyoruz öyle ama aslında parlıyor. Onun içinde balık. Burada hep tel vardır mesela. Mera'yı bileceksin. Nerede ne var bileceksin. Bu burada hep dibe takılır mesela. Burada bir dipte şey var. Heh. Ya bu tarafa. Haziran gibi Ünye taşınıyor. Ünye. Evet. Oralarda vardır. İşte barajlar, göller çok. Tatlı suda. Evet. Yani aslında onun için araştırıyorum. Orada surf pek uygun değil. Orada. Yok. 1.7 gram kamış alacaksın. 1.7 gram atarlı. 1.7. Binlikte makine alacaksın. Bala bala ucu. Evet. Bala bala da şey var. Kaşıklar var. Bak şu anda mesela kayıt yapıyorum seninle konuşurken. Benim de kanalım var orada. Kanalım LRF Türkiye. LRF. Ben izlemiştim. Olabilir. Bak bir tane daha. İşte benim çektiğim video. Daha yeni ben bunları alıyorum. Sonra arkadaşlara veriyorum yardım olsun diye vesaire. Aslında videomuz hiç denk gelmedi. Daha yeni koymaya başladım. 2-3 aydır. Ama çok uzun zamandır balık tutuyorum yani. Burada yaşamıyorum normalde. Neredesin? Avustralya'da. Orada da çok balık var. Ama dedim bu pandemi döneminde
Oturayım biraz, paylaşayım bilgileri. Bayağı orada tatlı su ağları var. Bunun ticaretini de yapıyorum. Yani yemlerin. Mesela kaşık dedin ya. Daha bu hafta sonu bak kaşıklar geldi. Alabalık kaşıkları. Ama aynı zamanda bundan iskarbit de avlayabiliyorsun. Ya da kasna. Tatlı su kefali. Bak. Bunlar tabii çok özel. Mesela 1 gram bunlar. Çok ufak. Bunların hepsi bu iskarbit için getirdim şimdi. Biraz deneyeceğim. Mesela bunun distribütörüyüm ben. Bunun tabii daha büyükleri var. Bak bu renkler falan. Hep şey. Yani benim hobi, benim başka işlerim var da bu hobi işim. Hobi mi? Yok hobimi. Ya bazı markalar Türkiye'ye gelmiyordu. Ben de alım gücüm var. Bilgim de var. Dedim onları da ben getireyim. Belki yaşlılığımda, emekli olduğumda keyifli zaman geçirir. Hem balık tutup hem de şey video paylaşmak falan. Bu YouTube falan tabii değiştirdi her şeyi. Mesela şu anda birkaç video çektim. İskorpit nasıl avlanır? Hangi takımla avlanır? Onun videolarını koyacağım. İzlersin. Takip edersen. Bu son videosu mesela. Oradan tuta tuta geldim. Birkaç tane takım türü var. Ağırlığı oynar ağırlıklı. Birkaç tane takımı var. Yani LRF de tek takım değil. Anlatabildim mi? Şimdi onu gösteriyorum. Bıraktı. Yemi aldı. Ama mesela yani tabii bu kadar malzemen olması gerekmiyor ama ben tabii işim bu olduğu için bak mesela bunların hepsi özel kurtlar. Görüyor musun? Ben bunları hiç görmedim. Evet. Ya bunlar yeni getirdim bunları. Rus markası. Mesela şu UV özellikli. Tamam. Kokulu. Tatlı suda da çok iyi avlar. Şimdi mesela dün büyük çekmecedeydim. Acayip balık aldım. Yani bundan. Şimdi tanıtıyorum işte. Bunu şimdi anlatmasan, videosunu çekmesen anlamaları mümkün değil. Bu ne diyecek? Balığa benzemiyor, kurda benzemiyor. Bak işte canlı olarak. Bir de bunları hareket yap. Bak kokusuna bak. Yani kötü değil. Bir koku var ama. Evet. Görüyor musun? Şey böyle. Bu kerevit kokusu aslında. Tatlı suda da kerevitler yaşıyor. Ya. Onun korusu, kokusu. Ama denizde de işe yarıyor. Şimdi mesela bu yeşil gözüküyor ya. Şimdi yanında UV ışık yok ama onu taksam pırıl pırıl parlıyor bu. Balık onu öyle görüyor. Bak şimdi dibe gidiyor. Dipte akıntı olduğu için fazla çekti. Sineriniz kaç mili? Çok ince. 0.09. Japon ipi. Evet. 0.16. Milimetrenin onda biri yani. Ama 1.5 kilo çeker. Kaliteli ip yani. Japon ipi. Şimdi dipte o kurt oynayan balık gibi. Eşkina da gelebilir, iskorpit de gelebilir. Aksiyon. Bak aldı bak. Yani aslında sahtenin kendi bir aksiyonu var. Ben ona minimum şey verip o dipteki akıntıyı da düşünerek ya bu kukla oynatmak gibi bir şey. Bir şey yapmadın farkındaysan. Bir takım ne kadar incelirse boyu. Evet. Kadar... Suyun dibine o kadar az gidiyor. Suyu o kadar az tutuyor. Balık geliyor bu arada. Böyle acele etmiyorsun. Çünkü ince takım bu. İskorpit avlarsan bir gün dikkat et tabii. Böyle ben rahat tutuyorum ama nereden tutacağını alt dudaktan tutacaksın. Bunların hepsi arı sokması gibi sokar. Yani rahatsız olursun. Alerji. Yani acıtır. Arı sokması bir nevi alerji. Sokan balık diye insanlar korkarlar. Şu anda bilenler bilir yani. Tadı çok güzeldir bu arada. Atıyorum ben ama ben zaten öldürmüyorum yani balıkları genelde.
Yani sokması da bir nevi alerjidir aslında. Alerjiksen mesela sıkıntı yaratabilir. Bilmeden birkaç tanesi batarsa bayağı arı sokması gibi olur. Bak aynen. Atıyorum. O kuyruk yapısı var ya. O dibe gittiğinde dipteki akıntı onu böyle canlı hale getiriyor sanki. Ben şimdi dibe inmesini bekliyorum. Bak görüyorum. İpte bile UV var bu arada. Şimdi bunu mor ışık yapsam bu böyle parlar. Şu anda da gözüküyor da ışıktan dolayı. Bak dibe gitti. Boşluğunu alıyorum. Bak şu kadar ufak oynatma. O bu ip olduğu için esnemesi yoktur örgü iplerin. Şu yaptığım her hareket sahteye direkt gider. Onun için ince takım kullanıyoruz. Ve ben şu anda dipteki dokunuşu hissediyorum şuradaki parmağımda. Yani sen onu anlamıyorsun tabii de. İpin hissiyatı ile dipteki kurşun ve sahtenin ne yaptığını hissediyorum şu anda. Dibin yapısını da hissedebiliyorsun dokunduğu zaman yere. Bak şu ufak hareketler onu canlı gibi gösteriyor dipteki hayvana. Şimdi bir şey olmuyormuş gibi gözüküyor. Bak bıraktım yine, durdurdum. Arkadaşlar, vatandaş sürekli yanıma gelip konuyu öğrenmeye çalışıyor. Ben de aktarmaya çalıştığım için video aksadı. Arada bir balık tuttuk. Muhabbet uzadı. Kaydı durdurdum. Evet, gezer kurşun. Şimdi arkadaşlar Worm 101. Böyle bir iğnemiz de var. Bunun ne farkı var diyeceksiniz. Hem geniş ağzı arkadaşlar hem de şu uzaklığı, yani şu birbirinden uzaklığı daha az. Yani şu derinliği. Ya buna ne getiriyor bize? Daha profili düşük sahteleri rahatça kullanmamızı sağlıyor. Mesela Softail gibi. Softail'in 67 mm'lerini kullanacağım son yine arkadaşlar giderken. Sevdim bu sahteyi. Teknik bir sahte. Şöyle hemen bilgi notumuzu bağlayalım. Son 3-4 balığımızı alalım. Böylece kayalık balıkçılığında kullanabileceğiniz en temel 3 tane takımı birlikte denemiş olduk. Softail'imizi çıkarıyoruz. 67 mm'lik boyutunu. Çok başarılı sahte arkadaşlar. Denizde de kayalıkta her türlü balığı avlayabileceğinize garanti veriyorum. Bu tür sahteler daha önce denemiştim. Şu oynak kuyruk inanılmaz bir balıklarda cezbecilik yaratıyor. Bakın profil düşük olan balık türü sahteler için Worm 101'in 2 numarası. Bakın sırttan tam çıkardım. Süper sunum. Ortaladık. Bakalım balıkta alabilecek miyiz? Bu arada mikro game kamışımız çok başarılı oldu. İskorpitlerle çok rahat başa çıktı arkadaşlar. Siena 500 zaten efsane makineymiş. Giriş seviyesi olmasına rağmen ben çok beğendim. Hafifliği, kalama hissiyatı, gücü, 2 kilo çeker olmasına rağmen bence çok başarılı. Tatlı su levri yağlarında, hatta turna vesaire de bile orta boylu çok rahat mücadele edebiliyor. Evet, dibi bulduk. Dipte ufak hareketlerle arkadaşlar elimizi dolaştırıyoruz. Umarım gözüküyordur. Worm 101. Bu da kullandığımız 4. ya da 5. offset iğne. Burza'da çok özel iğneler var arkadaşlar. Hepsini de getirdik. Kaygım yok yani. Bu iğneyi anlarlar mı? Kim öğrenir? Kim anlar? Kim kullanır? Böyle bir kaygım olmadığı için hepsini getirip önce kendim deniyorum, sonra da aktarmaya çalışıyorum sizlere. Her iğnenin bir yeri var.
Ohas Softail 67 mm arkadaşlar. Dibi bulduk. Biraz daha mesafe alıyorum ki 30 derece yere düşelim, yanal hareket yapabilelim. Evet, aldık arkadaşlar. Tasmaladık da şöyle. Bu kadar basit. Geliyor balığımız. Evet. Ohas. Bilmem görüyor musunuz? Sallanma, sallanma. Kurtaracağım seni. Şöyle arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Makasımızı alıyoruz. İğnemizi şöyle kurtarıyoruz hayvandan. Selam ediyoruz iskorpitimize ve salıyoruz arkadaşlar. Artık yavaş yavaş dönüyorum. Dönerken de sığlıkta birkaç tane daha atacağım. Hemen şöyle Worm 101 arkadaşlar, 2 numara. Dar ağız açıklığı olan bu tür ince uzun kurtlar ve balıklar için kullanabilirsiniz. Evet. Soft tail arkadaşlar kuyruk hareketiyle, aksiyonuyla çok cezbeden bir sahte. Dibe yakın. Gezer kurşunumuzla. Sahtemizi dipte geziyoruz. Dipten 5-10 santim yukarıdan geçiriyoruz kayalığın üzerinden. Görüyor musunuz? Şöyle oltamı, ucunu görüyor musunuz bilmiyorum. Evet, bir tane daha aldık arkadaşlar. Son anda bıraktı. Dipteyiz. Evet, bir tane daha kandırdık. Yolda arkadaşlar atlıyorlar. 1-3,5 gram atarlı mikro game kamışımız oldukça bence dayanıklı çıktı. Balığımızı yine kandırdık. Sahtemizi çıkardık ağzından ve devam ediyoruz arkadaşlar. Dönüş yoluna geçiyoruz.